Bu videoda molekül kütlesi kavramıyla biraz daha yakından ilgileneceğiz. Çok yakından tanıdığımız bir molekülle başlayayım. Biraz ipucu vereyim. Vücudumuz bu maddeden oluşuyor. Aslında vücudumuzun büyük bir kısmı desek daha doğru olur. Evet, su molekülünden bahsediyorum. Suyun molekül formülü H2O. Her su molekülü iki tane hidrojen atomu, bir tane de oksijen atomu içeriyor. Bir tane su molekülünün kütlesini bulmak istiyorum. Bunu yapmak için öncelikle atomların kütlelerini belirlemek gerekiyor. Her bir hidrojen atomunun kütlesi ne kadar? Bu atomdan elimize iki tane var. Peki bir tane oksijen atomunun kütlesi ne kadar? Öncelikle bu atomların kütlesini belirlemeliyiz. Hidrojenin kütlesi ne kadar acaba? Hidrojenin kütlesi... Aşağıda periyodik tablodan bulalım. Burada bir periyodik tablomuz var. Gördüğünüz gibi hidrojenin atom numarası 1. Yani hidrojeni hidrojen yapan tanecik olan proton sayısı 1. Altında bir sayı daha var. Biraz küçük ama görebildiğinizi düşünüyorum. 1,0079 Bu değer hidrojenin atom ağırlığını gösteriyor. Hidrojen atomunun farklı izotoplarını alıp ortalama atom kütlesini hesaplarsak, hangi izotopun miktarı daha fazlaysa ortalama atom kütlesinin onun kütlesine daha yakın olduğunu görürüz. Hidrojenin belirlenen işte bu ortalama atom kütlesi 1,0079. İlk yapacaklarımız için biz bu değeri yaklaşık 1 olarak kabul edelim. Basitçe şöyle söyleyelim. Kesinliği olmamakla birlikte kolay ve kullanışlı olduğu için şöyle bir tanımlamaya gidebiliriz. Bir tane nötronun ve bir tane protonun kütlelerinin toplamını yaklaşık bir atomik kütle birimi olarak kabul edebiliriz. Başka bir videoda bunun bu şekilde tanımlanmadığından, normalde bunun karbon 12 izotopuna bağlı olarak belirlendiğinden bahsedeceğiz. Ancak bu durum atom kütlelerinin yaklaşık ne kadar olduğunu belirlemek için kolay bir yöntem. Hidrojen atomunun bir tane protondan oluştuğunu zaten söylemiştik. Yani kütlesini yaklaşık 1 olarak kabul edebiliriz. Çünkü hidrojenin bu izotopunun nötronunun olmadığını biliyoruz. Aslında Hidrojenin doğada en fazla bulunan izotopunun nötronu yok. Sadece bir proton ve bir elektrondan oluşuyor. Tabii ki elektronun da bir kütlesi var. Ancak bu protonun kütlesiyle kıyaslandığında ihmal edilebilecek kadar küçük. Bu nedenle burada gördüğümüz kütlenin çok büyük bir kısmı protonun kütlesi. Çok azı da elektronun kütlesi. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Elimizde hidrojenin başka bir izotopu olsaydı yani nötronu olan bir izotopu bu nötronların kütlesini de hesaba katmamız gerekirdi. Şöylece bir toparlayacak olursak hidrojenin bir tane protonu ve çekirdeğin dışında dolanan bir tane de elektronu var. Bu nedenle bir tane hidrojen atomunun kütlesi yaklaşık bir atomik kütle birimi. Gelelim oksijene. Burada da aynı durum geçerli. Periyodik tabloya bakabiliriz ama oksijenin kütlesinin yaklaşık ne kadar olduğunu tahmin de edebiliriz. Oksijenin doğada en çok bulunan izotopunun proton sayısı 8. Aslında doğadaki tüm oksijen atomlarının proton sayısı 8. Çünkü proton sayısının 8 olması işte bu atomu oksijen yapan şey. Proton sayısı 8 olmayan atom zaten oksijen atomu olamaz. Oksijenin doğada en çok bulunan izotopunun 8 protonu ve 8 nötronu bulunuyor. Bu durumda oksijenin atom kütlesinin 16 atomik kütle birimi olduğunu tahmin edebilirsiniz. Buradaki atom ağırlığına baktığımızda da tahminimizin ne kadar doğru olduğunu söyleyebiliriz. Oksijenin doğadaki tüm izotopları hesaba katılarak hesaplanan atom ağırlığı 15,999. Bu değer bizim tahmin ettiğimiz 16 değerine oldukça yakın. Yani 16 tahmini gerçekten iyi bir tahmin olmuş. Bu değerlerle artık H2O molekülünün atom kütlesini belirleyebiliriz. H2O'nun atom kütlesi hidrojenlerden 2 AKB, 2 değerini her bir hidrojen atomunun kütlesinin 1 olmasından belirledim. Yani 2 çarpı 1, 2 eşittir. Hidrojenlerden gelen 2 atomik kütle birimi 16'sı da oksijenden geliyor. Sonuç 18 oldu. Başka bir renkle yazalım. 18 atomik kütle birimi daha keskin bir sonuç elde etmek istiyorsanız, ben sadece belirli su molekülünün kütlesini bulmak istemiyorum. Elimde bir bardak su var ve buradaki su moleküllerinden herhangi birinin kütlesini bulmak istiyorum diyorsanız, bu durumda ortalama atom kütlesi üzerinden hesap yapmamız gerekir. Elimizde çok sayıda su molekülü varsa ve biz her bir molekülün ortalama kütlesini belirlemek istiyorsak bu durumda ortalama atom kütlelerini kullanmamız gerekir. Atom ağırlığını kullanarak başlayabiliriz. Hidrojenin atom ağırlığı 1,0079 atomik kütle birimi. Atom ağırlığı diyoruz çünkü bu değer ortalama kütleyi belirtiyor. Bu bahsettiğimiz ağırlık kavramı fizikteki ağırlık kavramından farklı. Yani burada kütleye etkileyen yer çekimi kuvvetinden bahsetmiyoruz. 1,0079 atomik kütle birimi. Oksijenin atom ağırlığı ise 15, 999 atomik kütle birimi. Bir hesap makinesi kullanalım. Hesap makinemi alayım. 2 çarpı 1,0079 eşittir. Bulduğumuz sonuca 15,999'u ekleyelim. Artı 15,999 sonuç bu. Bu değerde virgülden sonra 3 basamağımız var. Sonucumuzda da virgülden sonra 3 basamağımız olmalı. Bunu nasıl yaptığımızı hatırlamak için anlamlı sayılarla ilgili videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Tamam mı? Anlamlı sayılarla ilgili video. Virgülden sonra 3 basamağı bulunan bir değerle toplama yaptık ama bulduğumuz değerin virgülden sonra 4 basamağı var. Bunu da virgülden sonra 3 basamakta olacak şekilde yuvarlıyorum. Yani sonucumuz 18,015 olur. 18,015 atomik kütle birimi. Bu bulduğumuzu molekül ağırlığı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü hesaplamaları yaparken atomların ortalama kütlelerini kullandık. Bu değer bir tane H2O molekülünün ortalama kütlesi. Buradaki iki değer birbirine çok çok yakın değerler. İşte bu değere molekül ağırlığı diyoruz. Molekül ağırlığı. Tekrar belirtmek istiyorum. Buradaki ağırlık kavramı fizikteki kütleye etkiyen yer çekimi kuvveti değil. Buradaki ağırlık kavramı ortalama kütlelerden belirlenen değeri belirtiyor. Yani suyun molekül ağırlığı 18,015 atomik kütle birimi. Ancak bu değeri kabaca 18 kütle birimi olarak da söyleyebiliriz. Atomik boyutta ya da moleküler boyutta düşündüğümüzde bu iki değerin birbirine çok yakın değerler olduğunu görüyoruz.